Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Yine karşınızdayım bir videoyla. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Sinan'la Yasin kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu kanalı kurmamda inanılmaz emekleri var. İşlerini güçlerini bıraktılar, yardımcı oldular bana, sağ olsunlar. Öncelikle onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Birkaç video onların orada çektikten sonra Mustafa abin orada çektiğim birkaç video. Çünkü çok yoğunlardı. Dedim ki yani rahatsız etmeyeyim onları. Mustafa abin orada çektikten sonra onların yanına gittim işte. Dedim ne yapıyorsunuz falan. Yasin bana şey demişti. Abi demişti. Körün gözü açılınca önce bastonu kırıp atarmış. Ben anlamadım tabii. Dedim oğlum ne alakası? Ya abi dedi, bıraktın bizi gittin dedi, orada video çekiyorsun. Ya dedim oğlum alakası yok. Çünkü dedim siz çok yoğunsunuz. Siz de işinizden etmek istemiyorum. Yok dedi abi zaten şaka yapıyoruz dedi. Öyle acayip komiğime gitmişti, gülmüştüm. Arkadaşlar öncelikle şey çok fazla soru var. İşte abi biz nasıl finansal özgür oluruz? Finansal özgür ne zaman olabiliriz? Arkadaşlar öncelikle bir yatırıma başlamamız gerekiyor. Yani maaşımızdan mümkünse böyle bir %10'unu %15'ini ayırıp yatırıma başlamamız gerekiyor. Halk arzlara mutlaka olabildiğince katılmaya çalışın. Ama halk arza katılıp da işte oradan 100 lira kazandım, 300 lira, 500 lira kazandım. Ben buradan çıkayım. Tekrar bir dahaki arzı bekleyeyim. Halk arzı bekleyeyim. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Halk arzlar şu anda borsamıza da inanılmaz zarar veriyor. Yani zaten bir dar bir piyasa var. Ve sadece halk arzlarla dönüyor şu anda borsa. Dolayısıyla çok etkiliyor bizi. Dediğim gibi halka arzlara mutlaka katılın arkadaşlar ama halka arza katıldınız. Hisse bir 5 tavan 6 tavan yaptı. Ondan sonra da bir düzeltmeye geçti arkadaşlar. O düzeltmenin iyi bir yerine tekrar bir maliyetlerin arkadaşlar. Maliyetiniz yukarı çıkmış olabilir ama biraz maliyetlerin böyle örnek veriyorum 12 lot mu verdi? 50 lota tamamlayın onu, 100 lota tamamlayın, kalsın o şekilde. Uzun vadede nasıl bir getirisi olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Örnekleri de var. Yani bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce halka arz olmuş şirketlere bakıyoruz. %10 bin, %12 bin, %15 bin getirileri olmuş arkadaşlar. Yani bu hepsinin böyle olacağı anlamına gelmiyor ama düşünsenize. 50 tane halka arza katıldınız ve bunların içinden 5-6 tanesini bu şekilde yaptığını düşünün arkadaşlar. Yani portföyünüz neredeyse tamamından daha fazla bir getiri sağlayacak arkadaşlar. Ne kadar sürede finansal özgür olabilirim? Arkadaşlar benim görüşüme göre en az 10 yıl sürmesi lazım arkadaşlar. 10 yıl bir yatırım yapmanız gerekiyor ki hem bilgilenin hem pişin bu borsada yani. Ne olduğunu görün. Bu kadar böyle 3 günde 5 günde bir olacak bir şey değil. Ben ilk borsaya girdiğimde kazanıyordum arkadaşlar. Yani o zaman biraz çıkışa denk gelmiştim. Köyümüz var. Köyümüze gittiğimde babama şey demiştim. Diye işte borsa nasıl gidiyor oğlum? İşte girdim borsaya. 2-3 ay geçti. Ya baba diyordum. Ya bu borsaya girip de para kazanamamaları ben anlamıyorum diyordum ya. Alıyorsun hisseyi kendi kendine çıkıyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ya nasıl para kazanmıyor bu insanlar? Demiştim. Ama öyle değilmiş. Söylüyorum bakın 10 yıl, 10 yıllık, 10 yılı geçti artık. 11, 11, 12 senelik bir tecrübem var arkadaşlar. Ne zaman finansal özgür olabildim? 1,5 sene önce olabildim arkadaşlar finansal özgür. Dolayısıyla mutlaka düzenli bir şekilde yatırım yapmaya çalışın. Çünkü inanın ki insana gençliğine değil yaşında para lazım der annem. Çünkü hastalığı var, o su var, bu su var. Bitmiyor yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Düşünsenize 2-3 tane torununuz var. Bayram gelmiş. Harçlık veremiyorsunuz torunlarınıza. Zor durum arkadaşlar. Dolayısıyla yatırımımızı yapalım. Mümkünse şey de yapın arkadaşlar. Yani etrafınızdakilere çünkü bu kadar bilginiz olmadan şey de yapmayın. Tavsiye de etmeyin. İşte arkadaşlar borsayı tavsiye ederim. Tamam ben tavsiye ediyorum ama ben ne olacağını biliyorum. Eğer dinlerseniz, eğer ne demek istediğimi anlarsanız inanın ki şey yaparsınız yani iyi yerlere gelirsiniz. Şey demiş bir tane yorum var işte sen niye karışıyorsun abicim milletin borsaya girmesinden sen niye borsa öneriyorsun? Yani insanlar yatırım yapmasın mı arkadaşlar? İnsanlar zenginleşmesin mi?
Para kazanmasın mı? Şey diyorlar, borsa haram. Niye göre borsa haram? Faiz helal. Altın alıyorsun helal. Bilme her şey helal de borsa mı haram? O zaman ev de haram. O zaman tarla da haram. Alıyorsun, tarla değerleniyor. E aldığın paraya sat o zaman her şeyi. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Dolayısıyla yani canım sıkılıyor bazen ama takılmak istemiyorum çok fazla böyle şeylere. Sormuştu abi sen ne zaman finansal özgür oldun diye. Arkadaşlar 1,5 yıl önce finansal özgür oldum. Benim zaten çalışan bir dükkanımız vardı abimle birlikte. Ama dükkanı kapatmadan 1 yıl önce abim dedi ki yani ben bırakıyorum dedi ve çekti gitti. Dedi ki yani ben gelmeyeceğim Metin artık. Hatta öyle de demedi yani gitti adam gelmedi. Haftada bir gelmeye başladı işte kuşları vardı, kanaryalar vardı. Onlarla uğraşıyordu çok fazla. Neredeyse 12 saat falan onlarla uğraşıyordu. Yarışmalar falan filan. Adam bir anda bıraktı her şey gitti. Dolayısıyla şey demeye başladılar yani etraftakiler. Dediler Metin dükkanı ele geçirdi. İşte dükkanı hayatta bırakmaz. İşte abisini de gönderdi. Halbuki öyle değildi. Zaten ben de dükkana çok fazla gitmemeye başlamıştım. Yani iki tane elemanımız vardı. Sabah ben gidiyordum. Arkadaşlarımın yanına başka bir yine arkadaşlarım vardı. Oraya gidiyordum. Öğleye kadar orada durup oradan da tekrar eve geliyordum arkadaşlar. Bir dükkana uğruyordum sadece ne var ne yok diye. Tekrar eve geliyordum. Çünkü bende sıkıntı olmaya başlamıştı artık dükkan. Yani böyle kalp çarpıntıları falan olmaya başlamıştı. Dedim ki yani ben bunu yapamayacağım. Ben bu dükkanı yürütemeyeceğim. Ya dedim hırs yapıp çok fazla para kazanacağım bu saatten sonra ya da sağlığımdan olacağım. Sağlığımdan olmak istemedim arkadaşlar. Çok para da istemedim. Dolayısıyla dedim ki biraz daha huzurlu bir hayat. O zaman da şey olmamıştım. Daha finansal özgür olmamıştım. Yani tamam bir paramız vardı. Bizi idare ederdi ama öyle değil. Çok büyük bir paramız yoktu. Dolayısıyla 2022'de arkadaşlar 1,5 yıl önce tam hatta başlarına denk geliyor böyle. Hisseler aldım. Bir arkadaşım almış hisseleri. Temettü hisseleri almıştık de işte temettü emeklisi olacağız. Nasıl olsa çalışmamıza gerek yok. Ama öyle olmadı arkadaşlar. Ben girdikten 3-4 ay sonra dedim ki ya bu temettü emekli olacak bir şey değil. Çünkü temettü gelirine baktım. Hiç böyle bir tatmin edici bir gelir değil yani. Dedim dolayısıyla bu iş olmaz. Dedim ben biraz daha risk yapıp biraz daha büyüme hisselerine odaklanacağım. Şey de var, düzgün hisselerimiz de vardı. Dedim ki bunlarla devam edeceğim ben. Ve hakikaten de doğru karar vermişim. Çünkü inanılmaz bir rally'e denk geldik o zaman. Alsat'ta yapmadığımız için. O da bize inanılmaz bir yol aldırdı. Neredeyse hisseler 4-5 kattan aşağı yapan hisse yoktu arkadaşlar 2022 yılında. Dolayısıyla o zaman da finansal özgür olduk. Yani daha hemen girer girmez 4-5 ay sonra inanılmaz bir portföy büyüklüğüne ulaştık. Dedik ki bu da bizi idare eder. Sonra tekrar büyük bir düşüş yaşadık 2023'ün. 2023'e girmeden hatta 2022'nin sonunda Aralık'ta başladı bir düşüş. 6 ay falan sürdü. O zaman da portföyümüz yarı yarıya eridi arkadaşlar. Ama yine dedim ki yani bakıyorum bu bizi idare eder mi? Her türlü idare eder. Çünkü şey değiliz yani böyle gece hayatımız yok. O yok, bu yok. Tamam evlatlarımız okuyor. Ama dedim ki bu bizi her türlü idare eder. Dolayısıyla arkadaşlar finansal özgürlüğün de şöyle bir şey oldu. 10 yıllık bir birikim, borsa birikimi ve ondan sonraki 1,5 yıl parayı katlayabilmemiz. Dolayısıyla yani şöyle ben borsaya gireyim abi hemen finansal özgür olayım. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Olamazsınız. Keşke olsa. Önce bir pişeceksiniz borsada. Öğreneceksiniz borsa ne olduğunu öğreneceksiniz. Büyük düşüşleri göreceksiniz. Dediğim gibi yani mutlaka halka arzlara katılın. Büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapın. İlla bu işte 30 yıllık 40 yıllık şirketler olmak zorunda değil. Ama bunlar da olacak mutlaka portföyünüzde. Yani almak istediğinizi alın arkadaşlar. Yani ben öyle dedim diye hemen işte bu şirketler var. Bu şirketler alsaydın batmazdın. Bu şirketler olsaydı tam o şirketler olsaydı bir yol alamazdık. Çok büyük bir yol alamazdık arkadaşlar. Her şeyin bir bedeli var. O bedeli de biz ödedik. Dolayısıyla şu anda tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ha, çok düzgün konuşabiliyorum. Hayır arkadaşlar çok düzgün konuşamıyorum. Çok
Çok da bilgili değilim. Çok da bilmem ne değilim. Ama tecrübelerim var. İlla bunları yaşamak için de çok bilgi olmaya gerek yok. Hayat insanı öğretiyor. Her şeyi öğretiyor. Yine söylüyorum arkadaşlar. Yani yatırımcı olun. Yatırımcı olun. Dinlemeyin. Kimseyi dinlemeyin arkadaşlar. İşte o onun demiş, bu bunun demiş ama şunu da yapmayın. Yani bu nasıl olsa bu borsa olacak. İşte ben bu 10 yıllık süreci daha erkene çekeyim. İşte evim var, evimi satayım. Arabam var, arabamı satayım. Var bir tane arkadaşım vardı mesela. Arkadaşımın arkadaşı. Adam geçen sene golfünü sattı arkadaşlar. Şimdi şey yapmıyorum ama sallamayayım size. Golfü vardı adamın. Dedi ki otomatiğe çevireceğim bunu. Bir üst modele geçeceğim arkadaşlar. Sattı golfünü. Golfünü sattıktan sonra gitti işte Türk traktörü aldı. Çok düzgün şirketler aldı arkadaşlar. Bunlar da çok az bir şey kazandı. Anında çıktı dedi ki daha hızlı giden şirketler var. Adam nerede tavan yapan, 10 tavan, 20 tavan yapan şirket varsa gitti onları aldı arkadaşlar. Parasını yarı yarıya eritti. Parasını arkadaşlar yarı yarıya eritti. Yani bütün hisseleri tarih zirvesinden aldı. 10 kat, 20 kat yapmış hisseleri aldı arkadaşlar. Neymiş hala gidiyormuş, gidecekmiş. Kendi de yapamıyor. Adam eniştesine yaptırdı işlemleri. Eniştesiyle kötü oldu. Sonra arkadaşı vardı. Ona rica etti. Dedi ki şunu al, şunu sat. Şunu al, şunu sat. O arkadaş da onun dediğini yaptı ama karışmadı yani. O öyle mi, bu böyle mi diye. Arkadaş inanın ki bana söylediği şey şu. Ya akşamları uyuyamıyorum. Huzurum kaçtı. Mahvoldum. Şimdi yine iki tane hissesi var arkadaşlar ve kıpırdamıyor. Kıpırdamıyor, bu defa da hisseler gitmiyor. Neden gitmiyor? Onları da tarih zirvesine aldı arkadaşlar. O yüzden diyorum bir hisse, iki hisse, üç hisse çok zordur arkadaşlar. Psikolojisi bozar. Mesajların çoğunda şey diyor işte şu hissen var, ne düşünüyorsun bu hisse konusunda? Ya kardeşim diyorum ki bir tane hissen var, evet diyor, bir tane hissen var. Ya bir tane hisse psikolojisini samimi söylüyorum, sizi bırakın ben bile yönetemem ya. Ben yönetemem arkadaşlar. Hangi hisse olursa olsun bakın. Bir hisseye de aşık olmayın. Nasıl aşık olmayın zaten demiyorum. Tek hisse yapmayın zaten arkadaşlar. Yapabilene bir şey demiyorum. Ama söylüyorum ya, bu psikolojiyi kaldıramazsınız. Sizi için için kemirir. Mahveder sizi. Dolayısıyla çeşit yapalım. Neden çeşit yapmamız gerektiğini de anlatacağım arkadaşlar. Çok uzadı video çünkü. Çok uzasını istemiyorum. Çünkü dinlenme süreleri çok uzun değil. Yani bakıyorum 6-7 dakika arkadaşlar dinlenme süreleri. Tabii o kadar çok insan girip çıkıyor ki. Abonelerim sağ olsunlar. İnanın ki sonuna kadar izlediklerini, dinlediklerini biliyorum. Çünkü gelen yorumlardan, tepkilerden anlıyorum bunu. Arkadaşlar bu akşamlık bu kadar olsun. Eğer kanalıma abone olur, beğenirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim herkese. Çok sağ olun. Mesajlara tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Şey diyor arkadaş da demiş ki, abi bu kadar kendini yorma. İnanın ki zevk alıyorum arkadaşlar. Bütün mesajları tek tek okuyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Belki ilerleyen süreçte belki de cevap vermeye yetiştiremem ama inanın ki tek tek okuyorum mesajları. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Geç olmasına rağmen bunu yayınlayacağım. Saat 5 şu anda ama yayınlayacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun.